Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Küresel piyasalarda Orta Doğu'da yaşanan gerilimin etkileri piyasalar üzerinde etkili olurken içeride ise bir miktar daha pozitif ayrışan bir günü geride bırakmıştık. Peki bugünden neler beklenebilir? Tüm bu ayrıntıları konuşacağız. Yunus Kaya bizlerle olacak. Sermaye piyasalarına yönelik beklentiler, pozitif beklentiler de öne çıkıyor. Peki hangi şirketler, hangi aslında sektörler öne çıkacak? Kendisiyle detaylı değerlendireceğiz diyelim. Ama bir diğer tarafta ise küresel piyasalarda etkili olan, yakından takip edilen kritik toplantı, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları Davos'ta gerçekleşiyor ve bugün ikinci günündeyiz. Hemen Davos'a gidelim ve ayrıntıları alalım. Energisa Davos 2024'ü sunar. Davos 2024'te karşınızdayız. Zeynep Özyol'a gidiyoruz. Çağlar Kuzukluoğlu ile birlikte Davos'ta kendileri. Zeynep, evet, soğukta bekletmek istemiyorum yine seni ama bugün ikinci gündeyiz. Dün neler yaşandı, bugünden neler beklenebilir? Çağlar'la birlikte sizden alalım. Pelin, çok teşekkürler. Günaydın. Evet, Davos'un ikinci günü ama aslında hikayenin başladığı gün bugün. Çünkü dün kayıtlar yapıldı, ilk tanışmalar yapıldı, açılış yapıldı. İnsanlar burada hazırlıklarını yaptılar. Hem katılımcılar hem gazeteciler, yani zirvenin bütün ayakları diyelim. Bugün de birbirinden farklı başlıklar, daha doğrusu dört ana temanın farklı açılardan ele alınacağı onlarca, yüzlerce oturumu takip edeceğiz burada. Toplamda zaten 300 oturum yapılacak. 2800 katılımcı 120 ülkeden, siyasetçiler, iş insanları, alanında uzman, üst düzey isimler hepsi burada olacak ve dediğimiz gibi ana tema güvenin inşasıydı ve tabii onun etrafında şekillenen başlıklar var. Bu başlıklara ilişkin sürdürülebilirlik, iklim krizi, bölünmüş bir dünyada işbirliğinin nasıl sağlanacağı ve tabii olmazsa olmaz yapay zeka meselesi. Biraz Çağlar'la konuşalım bugünkü başlıklar ve temalar, çünkü enteresan detaylar da var. Kendisiyle sizlere biraz burayı anlamlandırmaya, anlatmaya çalışalım. Araştırma ekibinden Çağlar Kuzukluoğlu da benimle. Çağlar, günaydın diyeyim tekrar günaydın, sana. Günaydın. Şimdi bugün dediğim gibi hani asıl mesele bugün başlıyor ve Cuma'ya kadar da 300'den fazla oturum olacak. Şimdi bugün ilginç gelen bana, hani seninle de sabah konuştuk, başlıklardan biri dünya ekonomisinde gelişimin sonu mu başlıklı bir oturum, bir fikir alışverişinin yapılacağı bir toplantı mevzu bahis. Bir konu daha var aslında bununla da ilişkilendirebileceğimiz şu açıdan, çünkü bunun altı hem iklim meselesi, oradaki kırılganlıklar, sürdürülebilirlik, gıda zincirlerindeki durum, yine bunlarla ilişkili bozucu yıkıcı etkilerin ne kadar değiştirici etki yapacağı üzerinden bir grup, bir halk ön plana çıkıyor burada, Amerika'nın yerli halkı. Neden? Çünkü Amerika'nın yerli halkı nüfusun %5'ini oluşturmakla beraber biyoçeşitliliğin %80'ini sağlıyormuş. O yüzden de Amerikan yerli halkının isimleri, temsilcileri, önde gelen kişileri burada. Onların bu işi aslında nasıl başardıklarını sormak, onlardan öğrenmek, kadim bilgilerini almak gibi amaçlar var ama bir yandan da aslında hani back to basics, ana yere, temel olana geri dönme kaçınılmaz olarak herhalde gündeme gelen bir mesele. Tabii Türkiye'de aslında çok aşinayız bu duruma. Bazı şeyleri zaman içerisinde, teknolojik gelişim, iktisadi hayat, sosyal hayat, alışkanlıklarımızın değişmesiyle beraber rafa kaldırdığımızı düşünürüz. Bu siyasette olabilir, ekonomik modellerde olabilir. Sonra dünya ya da ülkenizdeki şartlar size öyle şeyler sunar ki biz bunu rafa hiç kaldırmamalıymışız ya da bu tarihin tozlu sayfalarına gitti diye düşünmemeliymişiz diye. Tam olarak aslında seninle zaten yayına başlamadan önce de bunun sohbetini yapıyorduk. Bunun aslında bir provası mı diyelim. Dün yayında, açılış yayınında Açıl abi de söyledi. Genel yayınımız Açıl Sezen. Sorunların çözümüne dönük Davos belki hemen pratiğe geçmesi için bir başlangıç değildir ama buradan en azından ona hazırlanacak yol çıkar diye. Bununla beraber yapay zekaya işaret ettin. Şimdi dünkü yayınlarımızda söylemiştik, özellikle işte sağlıkla alakalı konularda. Sen akşam kapanış yayınında bahsettin mesela. Artık gidilecek yol o kadar kısaldı ki
en azından bu noktadan baktığımız ölçüde örneğin obeziteye artık ülkeler yurttaşları üzerinden bir kaynak ayırmak istemiyor. Yani insanların tamamının sağlıklı olması gayri safi yurt içi hasılada ülkenin ekonomik büyüklüğü içerisinde gereksiz yerlere yapılabilecek herhangi bir şeye göz yummamaya dönük bir sıkışıklık var. Buna dönük de yapay zeka uygulamalarıyla bir çözüm üretebilir miyiz konuşuyorlar. Tabii ister istemez akşam yayınında yine sana bununla ilgili soru soruldu. Yapay zekanın savunma sanayi içerisinde konuşulması vesairesi. Tabii bir de merkezi finans olarak düşünsek de bankacılık. Şu anda biz Davos'tayız. Basel örneğin bankacılar için önemli bir yer adı. Ama sadece yer adı değil, düzenlemeler. Dün ben öğle yayınında güncelleme yaparken Bloomberg HT ekranlarında buradaki kapalı oturumlarda nelerin konuşulduğundan söz etmeye çalışmıştım. Özellikle istihdam tarafına dönük Zeynep. Bugünkü oturumların başlıklarına baktığımızda henüz dinlemedik ama bankacılar da diyor ki merkezi piyasa aktörleri yahu hani bize bu kadar fazla düzenleme yapılıyor. Yapay zeka ile ilgili düzenleme tamam bir takım sınırlamalar getirilmeye çalışıyor ama bizim niye oyun alanımız bu kadar dar? Orada her istenilen yapılabilir mi diye ister istemez tırnak içerisinde bir çekişme de var. Görüyoruz bunu hem başlıklardan hem de konuşulan konuların içeriğindeki şeylerin içerisinden. İstersek aslında şöyle de düşünebiliriz. Genel olarak burada güveni tesis etmekten konuşuyoruz. Sen biyoçeşitliğin korunmasından söz ettin. Bloomberg International'ın yanılmıyorsam 8 yıl önce bir haberi vardı. Dünyanın şu anda %64'ü onların tanımına göre dünyanın ekonomisinin %64'ü popülist liderlerce kontrol altında tutulan ülkelerden oluşuyor diye. Bu sene de şunu konuşuyoruz. Dünyanın nüfusunun toplamının %50'sinden fazlası bu yıl liderlerini seçecek, siyaset belirleyecek diye. Sadece demek ki bu seneki uygulamalar politik bir karar değil. Bankacılık düzenlemeleri, yapay zeka düzenlemeleri, işte sürdürülebilirlik ve çevresel konularla ilgili belki de politikaların belirlenmesi için bir takım onayların verilmesi anlamına gelecek. Ona dair de konuşmalar dinleyeceğiz. Dinleriz. Yine öne çıkan başlıklardan biri burada siber güvenlik meselesi. O da çok konuşulacak, öyle anlıyoruz. Bazı notlar da var bende ona ilişkin. Buradaki o raporlamalardan, ön bilgilerden. Siber saldırıda kimin ne kadar payı var kapsamında, minvalinde. Bunun %24'ü Çin kaynaklı, %15'i Rusya kaynaklı. Geri kalan tamamı değil ama %44'ü de 10 grup, 10 hacker grup denetimindeymiş. İlginç geldi bana bu bilgiler ve tabii şimdi burada bununla ilgili özellikle tartışılan, üzerinde durulacak, belki de hani önümüzdeki dönemde bizim de böyle çok konuşmak durumunda kalacağımız yer burası olabilir. Tabii yani biyoçeşitlilik konusuyla aslında bunu da kıyaslayabiliriz. Dünyada ya da işte herhangi bir bölgede tırnak içerisinde çok azınlık gibi görülen bir topluluğun %80'ini koruduğundan bahsediyoruz. Dünyadaki gelişen siber bir olay vaka bütününün içerisine baktığımız zaman da 10 tane etkin grubun yarısına yakınından sorumlu olduğunu görüyoruz. Aslında Zeynep, herhalde dünyanın genel olarak bu kadar teknoloji, işte uygarlık vesaire belki kendini çok yukarılara yakın hissedip ama aslında bunun dünyanın tamamına yayamadığının bir resmi var. Yani insanlar tabii ki hisse senedi, işte coinler, işte döviz piyasası ile ilgili haberleri dinlerken çok daha fazla heyecanlanıyor. Ama mesela yıllardır, bu sene Davos'ta Oxfam yok bildiğim kadarıyla, ama gelir ve servet dağılımındaki adaletsizliğe baktığımız zaman da aynı şeyleri konuşuyoruz ki Oxfam'ın 2023 raporu da geldi. Yani 2024'ün başında 2023'e ilişkin rakamlar. İşte 2020'lere girilmesinden itibaren yanılmıyorsam dünyanın en zengin 5 ya da 10 milyarderinin serveti ikiye katlandı. Saat başına $14 milyon. Yani servet artışı saat başına $14 milyon. Bununla ilgili insanlar o tek saatlik servetle neler yapabileceğini şu an bile düşünmeye başlamıştır. Ama özellikle rakam olarak o ekranda gördüğümüz piyasa dediğimiz unsur kadar biyoçeşitlilikte hayatımızı artık çok derinden etkileyen siber konularda ve işte gelir ve servet dağılımı dediğimiz konuda Davos'a yönelik çok yoğun eleştiriler de var. Tam karşımızda ona ilişkin bir pankart da var şu anda. Tabii bu da fikir ve ifade özgürlüğüne ilişkin de aslında güzel bir anekdot. Ama yani herhangi bir konuda
ciddi anlamda dünyanın bir denge ayarını yapma yükümlülüğü var. 2 yıldır da zaten onu tema ediniyor. Ama edebilecek mi onu göreceğiz tabii. Göreceğiz. Yan etkileri daha ne kadar devam edecek onu da takip edeceğiz. Çağlar çok teşekkürler. Çağlar Kuzlukluoğlu'yla Davos'tan notları aktarmaya, oturumları izlemeye, oradan çıkanları sizlerle paylaşmaya ve tabii Davos'taki önemli isimlerle röportajlar yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Enerjisa Davos 2024'ü sundu. Ve içeriğiyle devam ediyoruz. İçeriye bakıyoruz. An itibariyle Borsa İstanbul Spot tarafta yatay bir performans. Biopotuz'da ise negatif bir fiyatlamanın yaşandığını takip ediyoruz. Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Eda Karadağ'dan ayrıntıları alıyoruz. Eda'yı seanslar diliyorum. Bugün öne çıkan gündem başlıkları doğrultusunda bir miktar daha yön bulmaya çalışan da bir piyasa var. Peki neler beklenebilir piyasada? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar diliyorum. Aslında Borsa İstanbul senin de ifade ettiğin gibi yön arayışını sürdürüyor. Belki önemli seviyelerin üzerinde son günlerde kapanışını gerçekleştirmesi yukarı yönde hareketini destekledi. Tekrardan 8000 puan üzerinde kapanışını da sağladı bu noktada. Ama bizim için tabii ki 8000 puanların üzerinde kapanış yükseliş açısından çok da yeterli değil. 8150-8270 yukarıda takip ettiğimiz direnç noktalarımız ve bu direnç noktalarımızın üzerinde kapanışlar görülmediği müddetçe Borsa İstanbul'da yaşanan bu yükselişleri geçici bir yükseliş olarak yorumlamaya devam edeceğiz. Şimdi aslında hisse ve sektör bazlı ayrışmalar yine gündemde. Dün en fazla baskılayan taraf %1'in üzerinde kayıpla bankalardı. An itibariyle bankalara bakıyorum. Hafif satıcılı bir seyir söz konusu. Borsa İstanbul'da da aslında şu an özelinde telekomünikasyonlar, sadece telekomünikasyon sektörü %2'nin üzerinde primli. Ama onun dışındaki sektörler biraz endeksi baskılıyor. Bankalar da bununla beraber baskılamaya devam ediyor. Yani görünüm aslında şu an için yatay, çok güçlü değil. Günün geri kalanında bizim için açıklanacak önemli bir veri akışımız da yok. Küresel piyasalarla zaten korelasyonumuz zayıf. Dolayısıyla oradaki risk iştahı da zaten zayıf seyrediyor. Çok güçlü değil ama yine de bizi destekleyen çok önemli bir gelişme bulunmamakta. Borsa İstanbul'da kısa vadeli belirsizliğin ben devam ettiğini değerlendiriyorum. Bu nedenle yön arayışı bir süre daha sürecektir. Onun dışında da tabii ki teknik anlamda da değerlendirdiğimde özellikle 100 günlük ortalamasının altını çizmek istiyorum. Çünkü bir süredir 100 günlük ortalamasının altındaydık ve son günlerde yavaş yavaş o ortalamasının üzerine geçerek bir miktar daha toparlanma çabası içerisindeydi. Ama bugün 8000 puanın altına doğru geri çekilmeler yaşanırsa o zaman 100 günlük ortalamasının da geçtiği 7900 puanı aşağıda destek noktası olarak takip ederiz. Zaten bu desteğin de altındaki kırılım biraz daha satışların devam etmesine neden olacaktır. Dolayısıyla BIST endeksi için aşağıda 7900'leri, yukarıda da 8150 puanı şimdilik kısa vade açısından takip etmeye devam edeceğiz. Bu aralıkta kaldığımız müddetçe bence yön bulmakta zorlanacağını değerlendiriyorum. Bugün akşam saatlerine doğru kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Yani öğleden sonra yapılması bekleniyor. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması beklenecektir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını akşam saatlerinde takip edeceğiz. Onun dışında da zaten veri takvimi açısından sakin bir gün. Borsa İstanbul'da da belirttiğim teknik seviyeler bugün özelinde ön plana çıkacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Eda, aktardıkların için diyoruz ve önemli son dakikalar var. Üst düzey yetkililerinden gelen açıklamalar, IMF Direktörü Gabinet tarafından yapılan bir açıklama vardı. Faizler bu yılın ikinci yarısında daha fazla inmeli derken Villaroy tarafından da Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden de açıklamalar geliyor ki faizler bugünden daha yüksek olmamalı. Bu sene bir sonraki hamlemiz ise faiz indirimi olmalı diyor. Piyasanın yönünü değiştirecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bizler piyasaları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sırada araştırma masası var.
Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu Kıratlı ile birlikte devam ediyoruz. Burcu günaydın. Günaydın. Evet Burcu, piyasalarda bugün neler fiyatlanıyor an itibariyle bir yön arayışının olduğunu takip ediyoruz. Öyle. Binde birlik yatay bir seyir var şu anda vadeli tarafta. Karışık bir görünüm var aslında diyebilirim. Şimdi artıda olan senetlere baktığım zaman bugün de iletişim endeksinin aslında olumlu etkilediğini söyleyebilirim. Türksel hissesindeki artış %2.5'a yakın artış dikkat çekici. Diğer taraftan havacılıkta Türk Hava Yolları'ndaki eksi de dikkat çekici. Bankacılığın bugün de destek vermediğini görüyoruz dünkü gibi aslında. Dün de biraz daha böyle yatay ve aşağı bir görünüm vardı. Bugün İş Bankası hissesindeki bedelsiz haberi dikkat çekici olmuştu ki artıda başlamasına sebep olmuştu spot tarafta. Vadeli tarafa geldiğimde bu artının biraz daha verildiğini, binde 3'e kadar düştüğünü yine görüyoruz. Dolayısıyla bankacılıktan bugün de çok büyük bir desteğin olmadığını söyleyebiliriz. Perakende tarafına bakıyorum yatay, işte diğer sanayi kağıtlarına bakıyorum yatay. Şişe camda olumlu haber vardı, kapasite artışına gidiyor. Ciddi bir yatırım yapacak. Gerçi 2026 yılında devreye alınacak ama olumlu haber akışının olduğunu söyleyebiliriz. Oradaki artış da binde 6'lık. Endeks kararsız bir günü şu anda tamamlamaya çalışıyor. Sabahleyin piyasa masasında da bahsetmiştim. Şu anda 267 dolar seviyesinde endeks. Aslında yukarı doğru hareketlerin için burada 280-285 bandının geçilmesi ve kalıcı olması daha önemli olacak. TL bazında ise takip ettiğimiz 8000'in üzerindeki seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Piyasada şu an çok ciddi bir para girişinin olmadığını en azından daha görüyoruz. Yani Moody's ile beraber evet bir beklenti gerçekleşti ama yabancı dediğin bir günde kalkıp gelecek hani durumu da yok zaten ki dün bütçe rakamlarını da takip ettik. Cari dengeyi takip ediyoruz. Dolayısıyla beklentiden yüksek gelen rakamlar bunlar. Bunların finansmanı ve diğer taraftan rezervler, KKM konusu, yabancıların özellikle raporlarında da çok dikkat ettik bunlar. Dolayısıyla bugünden yarına değişecek konular olmadığı için hemen böyle bir anda da ilginin veya para girişinin gelmesini beklememek lazım. Dolayısıyla endeks bu 7900-8100 aralığındaki diyeyim yatay bant hareketini sürdürüyor. Ama bantların gittikçe yukarı doğru çekildiğini görüyoruz işte aralığın son haftasından beri. Şimdi o bant artık 8200-8000'lere taşınmış durumda. Dolayısıyla buranın üzerinde kalıp haftayı tamamlarsa bir sonraki hafta için artık 8300-8100 mü diye konuşmaya başlayacağız. Böyle yavaş yavaş yukarı gidiyoruz. Bakalım ama eski seviyeler geçilmezse tabii o 10.000'lerin hareketi gelir mi? O herhalde biraz daha sonrasında konuşacağımız seviyeler olacak. Yeni hikayeler belki işte orada vesaire bunları konuşacağız. Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya ile birlikte ayrıntılarını konuşmaya devam ediyoruz ama öncesinde araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve Yunus Kaya bizlerle birlikte, sermaye piyasaları danışmanı. Hoş geldiniz Yunus Kaya. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi Burcu Kıratlı'yla kaldığımız yerden hemen gireyim. Çünkü bir iki röportajını bizde de yine programlarımıza çıktığınızda aslında bu yabancıya dair bakışınızı, İngiltere merkezli biraz daha fonlar olduğunu, Türkiye'nin son iki ayda 2 milyar dolarlık bir girişin İngiltere merkezli henüz Amerikan fonlarının işin içerisine girmediğinden de bahsetmiştiniz. Dolayısıyla şunu konuşalım istiyorum. 2024'te hakikaten çok güçlü bir beklenti var. Tahvil piyasasına şu an her ne kadar bir çoğunlukla giriş yapsa da hisse senedi tarafında da bu nasiplenmiş gibi duruyor ama güçlü bir beklenti hangi hikayede nasıl gerçekleşir? Şöyle bir genel bir giriş yapalım istiyorum. Ne dersiniz? Evet, yani oradaki temel unsur Türkiye'nin bir hikayesinin, güzel bir hikayesinin olmamasıydı. 5 yılda 10 milyar dolardan fazla portföy borsadan çıkıp gitmişti. Geçen sene seçimlerden sonra, Mayıs'taki seçimlerden sonra kısa vadeli gidenlerin geri geldiğini görmüştük. Ekim ayından sonra da, mesela Ekim dünyada da ve Türkiye'de de negatif geçmişti. %10'lar civarında düşmüştü borsalar. Kasım ve Aralık'ta da 2 milyar dolar civarında bir para girişinin olduğunu görüyoruz ki dün de, önceki günde Borsa İstanbul verileri geldi. Aralık'ta 565 milyon dolar bir giriş olduğunu gösteriyor.
Bu 2 milyar dolarlık girişin aslında artık Türkiye borsasının hikayesine inananların geri geldiğini, yeni bir para giriş akımının başladığını gösteriyor. Biliyorsunuz 2024 yılına ilişkin hükümetin ekonomi yönetimi beklentisi de ekonomi yavaşlasa bile sıcak para girişinin devamıyla bu konuda bizim pek sorun yaşamayacağımız yönünde. Şimdi bu 2 milyar dolar da bir ön gösterim. Yani fragman gibi görebiliriz, algılayabiliriz. Çünkü Türk aracı kurumlarında, Türkiye'deki tüm aracı kurumların yabancı raporlarında da tümünü önden bize verdiği nokta Türkiye bir yeni hikayesinin dışarıdan beğenildiği ve para girişinin devam edeceği yönünde. Eurobondlara ciddi talep geliyor, sukuk ihraçlarına ciddi talep geliyor, tahvil ihraçlarına talepler geliyor. TL cinsi tahvillere bile ihraçlarda artık talepler gelmeye başladığını izliyoruz. Hisse senedine para girişi devam ediyor. Yakında sıcak paranın yanı sıra sabit sermaye girişlerinin de geldiğini görebiliriz. Ama bizim açımızdan şu anda konuşabileceğimiz borsaya gelen paraydı ve 2 aylık veriyi MKK verilerinde İngiltere merkezli olduğunu daha ziyade gördük. Amerikan merkezli olmadığını izledik. Geçen yıl QNB Finans Bankı dışarıda tuttuğumuz zaman işte 540 hissenin olduğunu bilirsek borsada Amerikan yatırım fonlarının Türkiye borsasındaki payları, yabancılar içerisindeki payları %38'lerdeydi Mayıs ayında. Yıl bittiğinde %32'ler seviyesine inmiş oldu. Yani yılın ikinci yarısında Amerikan yatırımcılarının biraz çekildiğini, onun yerine Avrupalı yatırımcıların geldiğini gözlemledik. Hı hı. Geçen hafta Perşembe günü yapılan işte Amerika'daki toplantıyı bu yüzden önemsiyordum. Ve gerçekten Cuma gününde yurt dışına yatırım yapan aracı kurum üzerinden 6 milyar TL civarında bir net giriş oldu Türkiye borsasına. Bunun önemli bir kısmını Perşembe günkü toplantıya katılanların geldiğini düşünüyorum. Yani normalde kısa vadede çıkış o miktarın hemen çıkacağını da beklemem açıkçası. Hatta önümüzdeki günlerde Amerikalı fonlardan evet. devamını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Peki hangi hisselerde yoğunlaşmasını bekliyorsunuz? Yani bu süreç içerisinde ya da yoğunlaşıyor şu anda. Yani geçmişle kıyasladığımız noktada hakikaten ezberlerin devam ettiğini mi görüyoruz? Yoksa burada bir farklılık mı gözlemliyoruz değişen döneme göre? Yani bu nokta bizim bir kanayan yaramız. O da şöyle. Hı hı. Şimdi borsadaki şirket sayısı son 2 yılda, son 3 yılda 150 adet arttı. Bu güzel bir şey. Önceden 400 şirket varken şimdi 550'lere yaklaştık. Ancak büyük şirket, yabancıların girebileceği büyüklükte şirket sayımız fazla artmıyor. O da bize şuna mal oluyor. MKK'nın son detaylı verisine göre borsadaki yabancı yatırımcıların %75'i 22 hissede toplanmış duruyor. Dolayısıyla geri kalan hisselere çok fazla yabancı giremiyor. Büyüklere giriyorlar. Şimdi gelen son data da öyle. Onu da detaylı incelediğimde gördüm. Yani son 2 ay toplamında Türk Hava Yolları'na 350 milyon dolarlık para girişi olmuş. Tüpraş'a 274 milyon dolarlık para girişi olmuş. Akbank'a 160 milyon dolara yakın para girişi olmuş. Yapı Kredi'ye 120 milyon dolarlık para girişi olmuş. Bu da son 2 ayın toplamındaki net para girişinin %51'i demektir. Yani son 2 ayda giren para, yabancının ciddi miktarda girdiği para 4 hissede toplanmış. %80'i 26 hissede toplanmış gözüküyor. Bu yabancının girebileceği hisselerin sınırlı olmasından kaynaklanıyor gözüküyor. Genele yayılan, evet diğerlerine de giriyorlar ama orada hisseleri çok ciddi yukarı itecek kadar giremiyorlar gözüküyor. İşte borsa son 5 aydır yatayda gidiyor. Testere modunda gidiyor. 7200-8500 bandında gidip geliyor. Ancak çoğu hisse, büyük hisselerin dışındaki hisselerin zirvelerinden ciddi geride olmasının nedenini bu olarak görebiliriz. Banka hisseleri tarihi rekorlarındayken ana unsur buradaki para girişi, yabancıdan para girişi olduğunu net olarak söyleyebilirim. Peki burada şimdi yani önemli de noktaya değindiniz. Hakikaten BIST dışındaki şirketlerin şu an zirvelerinden epey geri geldiğini görüyoruz. Burada bir miktar daha işte maliyetlerinin çok çok altına gerileyen fiyatların karşısında ezilen de bir küçük yatırımcı var. Ama bunun dışında bankaların da öne çıktığı bir performansı görüyoruz. Özellikle bundan sonraki hikayede bankalar ve BIST 30, BIST 50'yi konuşmaya devam edeceğimiz bir süreç mi olacak? Evet, yani görünen o. Çünkü para girişi devam edecekse
1 milyar doların üzerindeki piyasa değerine sahip şirketlerin buradan daha fazla pay alması muhtemeldir. Ve bankaların da buradan daha fazla pay almasının devam etmesini bekleyebiliriz. Yani ana unsur para girişi her şeyi bozuyor. Bütün kabullerimizi bozabiliyor. Yani temel beklentisi zayıf olsa bile Türkiye borsasına yatırım yapacak olan bir yatırımcı genelde bu para girişinin daha kolay olduğu, likiditesinin yüksek olduğu hisseleri tercih edecek gibi gözüküyor. Daha uzun vadeli yatırımcıların uzun süreli, yani bir ay boyunca hisseden peyderpey alım yapabileceği ve kolay çıkamayacağı hisselerde yatırım yapması daha sonraki hamle gibi olacak gibi duruyor. Peki şimdi şöyle bir aslında dipnotunuz da var. Türkiye ekonomik olarak ne zaman zor bir yıl geçirse borsa o yılı çok iyi kapatmıştır şeklinde bir ifadeniz de var. Şimdi bugün geldiğimiz konjonktürde enflasyonla mücadele, rasyonel politikalar, ortodoks politikalar. Dolayısıyla Mayıs'tan itibaren de bir enflasyonda ki aslında düşüşü izleyeceğimiz bir seyir olarak beklentiler söz konusu. Yani Türkiye ekonomisini yılı ikiye ayırdığımız noktada o halde şunu söylemek söz konusu mu? Borsanın böyle bir rasyonel politika karşısında enflasyon üzerinde bir getiri sağlayabileceğini düşünebilir miyiz? Yoksa hakikaten burada geçtiğimiz yılda da enflasyonun çok çok üzerinde, aslında 2022'de çok çok üzerinde bir performans sağlasa da bu yıldan aynı şeyi bekleyebilir miyiz? Ne dersiniz? Çünkü hakikaten bu yıla dair umutlar var ama siz de diyorsunuz ki çok kötü bir yıl geçirirse borsa çok iyi performans göstermiştir. O halde tam tersi mi olur? Tabii o dönemine de bağlı. Şimdi yılın sonunda kötü performans gösterirse fena çuvallardık ama genelde krizler yıl içerisinde oluyor. Krizlerin bitmesi artık oradan çıkış sinyalleri olarak algılanıyor ve yılı gelecek yılın fiyatlamasıyla yapıyoruz. Bu sene de 2023 yılında da ona benzer bir şey oldu. 3 yıl üst üste borsa rekor kırdı, 4 yıl hatta. Üst üste rekor kırdı. Yeni fiyatlandırmaların arkasından bir kar realizasyonu geldi yılın ilk aylarında. Arkasından seçimden sonra yeni ekonomi yönetiminden beklentiler önden fiyatlanarak 100 günde %100 yükseldi borsa. Ve sonra yine yataya sardı. Şimdi 5 aydır testere modunda gidiyor gözüküyor. Şimdi buradan tekrar çıkışımız yukarı yönlü, burayı kıracağız elbette günün birinde. O yükselen trendde yeni hikayeler bu sefer gündeme gelecektir. Onların da neler olacağını ileride göreceğiz ama şu anda mesela kredi notu artışı beklentisi var 2024 yılı için. Türkiye bu noktada avantajlı gözüküyor. Çünkü son 5-6 yıldır kredi notumuz da düşüyordu. Buna paralel yabancı çıkışta buna paralel oluyordu. Şimdi kredi notumuzun 2024 yılında artış beklentileri genele hakim olmuş durumda. Çünkü ekonomi politikasının düzenli olarak devam edeceğini kabul ediyoruz. Bu bir kabul. Ceteris paribus, diğer şartlar sabit olmak şartıyla, yurt dışında kriz olmadığı şartıyla diyoruz. Şimdi eğer bu borsayı da destekleyecek, para girişini arttıracak gelişmeler bizi pozitif etkileyecektir. 2024 yılına yönelik bu beklentiler piyasa için de pozitif olacaktır. Ama bu noktada 2024'te de bir seçimimiz var Mart sonunda. O tarihe kadar bir not artışı beklenmeyebilir. Çünkü bekle gör politikasını izleyebilirler diye düşünüyoruz. Ancak yılın geri kalanındaki bu beklentiler bizi destekler diye düşünüyorum. Peki Yunus Kaya, şimdi biraz öne çıkan sektörlerdeki farklılaşmayı da konuşalım. Madem hakikaten bugün iç tüketiminin bastırılması, baskılanması istenen bir ekonomik konjonktürde daha öncesinde perakende sektörlerinin öne çıktığını görmüştük. Bugün iç tüketime dayalı şirketlerdeki yaşanan baskının nereye kadar devam edeceğini, bugün ne olacaklar? Evet, öne çıkan perakende tarafı vardı. Bugünkü durumu nedir? Zorlanacak sektörler. Evet, öne çıkan sektörleri biraz kestirebiliyoruz. İşte ihracata dayalı diyoruz. Bununla birlikte bankaları, holdingleri daha çok öne çıkartıyoruz ama bugün zorlanacak şirketler ve biraz daha uzak durulması, mesafeli olunması gereken şirketler ya da sektörler. Sektör şirket ayrımı yapmak söz konusu mudur bu arada? Tabii şimdi borsamız Allah razı olsun çeşitliliği arttırıyor. Şirket sayısı arttıkça yatırımcının da tercih edebileceği şirketlerde bir çeşitlilik oluştu. Sektörlerde de yeni şirketlerin gelmesiyle bir çeşitlilik oluştu. Alternatifler artıyor. Ancak bir sorunumuz var. Yatırımcılara bunları anlatabilme imkanı. Yani aracı kurumlar bu şirketlerin sadece yüzünü takip edebiliyorlar gözüküyor. Son 3. çeyrek verilerinde 100 şirket için kar tahmini yapıldığını gözlemlemiştim.
Dolayısıyla kalan 450 şirket için yatırımcılar kendi bilgileriyle, kendi uzmanlıklarıyla takip edip bilgilenmeleri gerekecek. Şirketlerin de bu önümüzdeki daralma ekonomisinden nasıl faydalanacaklarını, bu süreci nasıl devam ettireceklerini de kendileri takip etmeleri gerekecek. Aracı kurumların model portföyleri, yatırım uzmanlarının danışmanları yol gösterici olabilir tabii ki yatırımcılarımız için. 2024 yılındaki bu yavaşlamadan artı sağlayabilecek ihracatçı şirketlerimiz mutlaka olacaktır. Şirket beklentileri ve aracı kurum öngörüleri yatırımcılar için faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi yatırımcı sayısının da 8 milyonları aştığı bir yerdeyiz. Onların da mutlaka bu süreçte öğrenmeleri, çünkü yeni gelenlerin bu işlerde çok da tecrübeli olmadığını izliyoruz. Öğrenmeleri sürecini yaşayacağımızı görüyorum. Bir miktarda eğitimin artacağı, aracı kurumların yatırımcıları bilgilendirme toplantılarının artacağı bir yıl olacaktır. Bundan faydalanmalarını tavsiye edebilirim. Peki, burada yıl sonu hedef fiyatını biraz sorayım ben o halde. Yani madem böyle pozitif bir beklenti var, şöyle biz 10 binlere giden bir yolun başlangıcında olur muyuz özellikle seçim sonrasında? Muhtemelen şu andaki hedef fiyatların ortalaması da 10.500 civarını gösteriyor zaten. Aracı kurumlarının Bloomberg'daki kar tahminlerini topladığınız zaman. Bazı aracı kurumların 11.000, 11.500 hedefleri verdiğini de gözlemliyorum. Demek ki borsamız için bu yılda pozitif beklenti hakim. Genelde de yaygın bir beklenti. Bu yataydan çıkışımızın yukarı yönlü olacağını bekliyorlar. Fiyatlandırmalar, şirketlerin kar tahminleri de bunu destekliyor bu arada. Enflasyon muhasebesine geçiş sonrasında şirketlerin öz varlıklarının da düzeldiğini, çarpanların da rahatladığını göreceğiz ki. Şimdi eskiden biz piyasa değeri defter değeri 1'in altındaki olan şirketleri ucuz görürdük ama son 2 yılda defter değerleri güncellenmediği için, öz sermayeleri güncellenmediği için artık 2,5'un altındakiler ucuz olur hale gelmişti diyelim. Örnek vermek için böyle söylüyorum. Şimdi enflasyon muhasebeyle bu varlık değerlerinin güncellenmesi sayesinde şirketlerimizin daha doğru çarpanlara ulaşacağını, önümüzdeki yıllar içinde hedeflemelerin daha doğru olabileceğini öngörüyorum açıkçası. Bunun da bir faydasını göreceğiz diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz ve şimdi küresel piyasalara gidiyoruz ve bir kez daha hissediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı ile birlikte devam ediyoruz. Ersoy hoş geldin. Evet, Asya ve Orta Doğu'daki kapanış performansı özellikle Asya'da neyi gösterdi, neyi işaret etti? Pelin merhaba. Seninle bir önceki konuşmamızda kırmızılar çok fazla diyordum. Ne değişti? Çin eksiden artıya geçti. 0.27 artıyla kapattı Şangay Borsası. Ama bugün özellikle Hong Kong'un eksisi dikkat çekti. %2'ye yakın eksi Hong Kong borsası. Bir de kurlardaki hareketlilik dikkat çekiciydi. Amerikan doları Asya para birimlerine karşı değer kazandı. Dün Amerika'nın kapalı olduğunu hatırlatayım. Vadelilerde negatif. Özellikle Çin dikkatimi çekti Pelin. Neden? Bugünkü haberlerde BlackRock, JP Morgan gibi şirketlerin işte Çin borsaları artık çok düştü, cazip noktalara geldi haberleri vardı bugün Bloomberg'te. Niye artıya döndü? Hükümetin müdahalesi olduğu söyleniyor. Büyük kurumlara artık bu noktalarda satış yapmayın şeklinde yaptığı söyleniyor. Ara sıra hükümet kaynaklı fonların müdahale ettiği için de biliniyor. Petrol tarafında ise sabahın hafif artıdaydı. Şu anda yatay eksi diyeceğim $8 seviyesinde. Kızıldeniz'deki saldırılara rağmen petrol fiyatları artık çok yükselmiyor. Özellikle dünyadaki talep düşüklüğü, örneğin Almanya'daki daralma, Çin'deki veriler petrolü şu anda etkiliyor. En son Kızıldeniz'deki gelişme ise Yemen Nusilerin bir Amerikan menşeli gemiye saldırısı oldu, ticari gemiye. Çok büyük bir hasar yoktu ama bu dikkat çekti. Özellikle Washington'ın da ticari gemileri o bölgeyi, o rotayı kullanmayın haberleri bugün de vardı. Dün de Katar o bölgeyi, o rotayı kullanmayacağını açıklamıştı. Evet, son başlıklar benim taraftan böyle diyeceğim Pelin. Çok teşekkürler Ersoy Erkazancı aktardıkların için diyoruz ve Asya piyasalarını noktalıyoruz.
Philip Capital sundu. Ve böylece yatırım kulübünü noktalıyorum. Birazdan grafik ve ölçüsüyle karşınızdayım.